kısaldı ama şimdi başka bir soruya girsek şey olabilir. Burada şimdi zaman Hasan, kısaysa kısa. Hamza Koç kardeşimiz onunki kısa olacak herhalde. İmam nikahı var mıdır tarzında, evet. Değil mi efendim? Şimdi onu kısaca açıklayalım. Tabii istersen. Kardeşimiz sormuş hocam, imam nikahının İslamiyet'teki yerini varsa, evet, ayetlerle açıklayabilir misiniz? Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz demiş. Tamam. Şimdi kardeşimize teşekkür ederiz. Şimdi önce imam nikahı, evet, bu çok vesaire önemli şey konu. Yapmazdan önce nikahın ne demek olduğunu çok öz söyleyeceğim. Çünkü tabii, ileride nikahla ilgili uzun bir çalışmamız olacak inşallah, programımız olur. Şimdi nikah, birbiriyle evlenmesinde sakınca olmayan kimselerin, tanıklar huzurunda, bunun altı çizilsin, tanıklar huzurunda mehir tespiti, İslam'da mehir tespiti vardır de yapılarak evlilik sözleşmesidir. Bir akittir, icap ve kabuldür. Tamam. Aldım vardım ifadesidir. Yani ne diyeceğiz? Şahitler huzurunda olacak. Aleni olacak. Ve Allah'ın öngördüğü mehir vardır. İslam'da bir mehir vardır. Buna onur bedeli dediğimiz bir evlilik sigortası gibi bir olay vardır. Onu ileride uzun anlatacağım. Onun da tespitiyle. Bak, tespiti diyorum, ödenmesiyle demiyoruz. Tespiti. Çünkü hem ödenebilir hem de borca kalabilir o olay. Evet. Bunun da tespitiyle evlenecek kişilerin, dediğim gibi, şahitler huzuruna toplumu aldık vardık demeleri nikahtır. Toplum onları bilecek evlendiğini. Toplumu on, bak şimdi bunu ileride göreceğiz. Zina ile nikahın farkı, nikahın aleni olması, zinanın gizli olması. Tam zıttı, evet. Ha, tamam. Evet. Şimdi nikah bundan ibarettir. Bu nikahın imam nikahıydı. Belediye nikahıydı. Hükümet nikahıydı. Papaz nikahıydı. Kaptan nikahıydı diye bir çeşidi olmaz. Nikah nikahtır. Nikah nikahtır. Evet, doğru. Şimdi nikah nikahtır. Evet. Şimdi ne var ki? Müslüman kardeşlerimiz uzun yıllardan beri Türkiye'mizdeki laiklik anlayışının doğru dürüst anlaşılamayışından dolayı nikah konusunda bir paralellik oluştu devletle. Vatandaş ayrıca gider bir belediyede nikah yapar. Ayrıca. Aklıza. Bir de imamla yaparlar. Sanki ya sağlam olmamış gibi. Ha, öyle bir şey olmamış gibi. Öyle bir olay yoktur. Yani öyle bir olay yoktur. Bunu dediğim gibi şahitler huzurunda aldık vardık dedikleri zaman, mehirlerini tespit ettikleri zaman tamamdır. Işte. Ha, bir de ne var? Bugün ki belediyelerdeki uygulanan şeyler, bir de mehir tespitlerini ortaya koymak suretiyle yaparlarsa gitti. Uzun iş kısadan olur. Çünkü tabii, yapılmış her nikahın, bak şimdi, nesep tespiti yönünden, veraset hukuku yönünden, sıhriyet yönünden. Sıhriyet. Bir de sıhriyet çok önemlidir. Tabii ki. Tabii. Kim kayınbiraderi oldu, kim baldız oldu ki, tabii, onlar kardeş demektir. Oralarda da ayrı bir hüküm, tabii, cereyan edecektir. Evet. Bunların tespiti, bunların belirlenmesi açısından mutlak surette kamu otoritesi tarafından bunların zaptu rapt altına alması, kayıt olması, kayıt tescil altına edilmesi, tabii, gerekir. Tabii, tabii ki. Bu çok önemlidir. Doğru. Yani bunu burada belirteyim, bunu şey yapalım. Bütün onun problemler için hallolacak. Orada geri bir problem kalmayacak. Ha, evet. Mesela bunun mehir konusu da dire gelse orada, ileride boşanma esnasında falan, tabii, bunun tabii, ödenip bunlar ödenmediği da çok önemli konuları, değil mi? Ve şu anda Müslümanların, yani bu nikah konusunda mehir tespiti çok önemlidir. Dediğim gibi mehir peşin ödenir, vadeye bırakılır veyahut da eş feragat eder. Yani edebilir, eşine de bağışlar. O yani da olabilir. Bir de bu yönü var. Tabii olabilir. Onları ileride zengindir, uzun anlatacağım ama yoktur. Bunların tespitiyle herhangi bir toplumdaki yapılmış şeyler, dediğim gibi, nikahtır. Nikahtır. Ayrı bir imam nikahı diye bir nikah kılmaya şartı şey yok. Öyle bir söz konusu yani değil. Tereddüt doymasın izleyicilerimiz nikahlarını. Her evlenen bunu bilsinler. Dediğim mehir gibi, mehiri mutlak, tabii, surette nikahlarında dikkate alsınlar. Evet. Ve değerli izleyicilerimiz, mehir nedir, ne değildir, bunu iyi araştırsınlar. Bu başlık parası gibi anlaşılıyor, tabii, çoğu yerde değil. Tabii. Alakası yok. Başlıkla bir alakası yok bunun.
O zaman pratiğe dökecek olursak belediyenin yapmış olduğu nikah dışında bir sözleşmeye mehir konusunu imza karşılığı kayıt şart altına almalarında fayda var. Biz tanıyanlar çağırırız. Ayrıca imam nikahı diye imamı çağırıp da orada falan böyle bir şey merasime gerek yok değil mi? Sadece mehir konusu eksik kaldığı için yani mehri tespit etsinler. Nikah dediğim gibi nikah akit evlenenler arasında olur. Ha, tabii. Evlenenler arasında. Sözleşmeyi kim imzalıyorsa, kim alıyorsa, kim varıyorsa onların... Damat gelin mesela değil mi? Tamam, damat da gelin. Nikah ikisinin arasında cereyan eder. Mehir de gene bunlar şey belirleyecekler. Bunlar belirleyecek, tabii. Evet, çünkü o mehir kadının ileride korunması da müteahhit bir şey oluyor. Evet, onu dediğim gibi merak edenler de şu anda evlilikte mehir diye bizim internette de ulaşabilecekleri uzun bir yazımız var. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet. Kısa bir ara vermek istiyoruz müsaadenizle. Evet, teşekkür ederim.